اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك لوجة بن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورذكته وآه في فِيهَا تَبِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليك يا ولي الأس أدركنا وأرشدنا وحدنا إنسان türünün çoğalması gerekir. Çünkü Allah alemi yani dünyayı ve dünyanın dışındaki her şeyi buna alem denilir. Allah bunları bunun için yaratmıştır. insan için. Dolayısıyla da insanın her zaman var olması gerekir. Ve insanın Sağlıklı bir nesle miras bırakması gerekir. Miras bırakmaqsı deyərkən, yəni özünü miras bırakması gərəkər, kültürünü, keçmişini, tarixini miras bırakması gərəkər. Məqsədim para pul deyildir. İnsanın ən sağlamlı dövrü Buluğ çağına erdikten sonra başlar. 35 yaşına kadar en fazla 40 yaşına kadar devam eder. 40 yaşından sonra geriye dönüş başlar. Yani iki taraflı bir merdiveni düşünün. 40 yaşı insanın zirvesidir. 40 yaşından sonra geriye inmeye başlar o çıktığı merdiveni. Dolayısıyla da insanın en sağlıklı dönemleri 15 ila 40 yaş arasıdır. Bu dönemde insanın çocuğunun çok sağlıklı olduğu söylenmiştir. Bunu tıp söylüyor. Tabii ki bu dönemin yani 15 ila 40 yaş arasında en baştaki dönemde olan yani 15 ila 25 yaş arası en fazla 30 yaş arasında bir insanın çocuğunun sağlığı ile olacak çocuğunun sağlığı ile 35 yaşındaki bir insanın olacak çocuğunun sağlığı kesinlikle bir değildir. Örneğin 15-16 yaşında bir kız çocuğunun bir kadının dünyaya getireceği çocuğun sağlığı ile 30 yaşındaki bir kadının dünyaya getireceği çocuğun sağlığı kesinlikle aynı değildir. Çünkü çocuk dünyaya gelirken yani anne karnındayken ve babanın <laughs> spermlerini taşırken o çocuk olduğu gibi İkisinin de vücudunun özelliklerini ve hastalıklarını taşıyor. Odur ki anne vücudu sağlıklı iken hamile kalırsa o çocuğa genetik aktarımında bütün sağlıklı hücreler aktarır. Hasta hücreler aktarmaz. Bunun içinde erken evlilik şarttır. Zamanında evlilik daha doğrusu erken evlilik dersek yanlış bir tabir olur. Zamanında evlilik şarttır. Allah onun için dinimizde bize erken evliliği, zamanında evliliği öngörmüştür. Bunun içinde insanın vücuduna bir yapı bırakmıştır. Yani bu insanın evliliğine hazır, evliliğe hazır olduğunu vücut yapısı zaten gösteriyor. Örneğin kız çocuğunda adetin başlanması artık o kız çocuğunun bedeninin evliliğe hazır olduğunu gösterir. Erkek çocuğunda artık e, hormonların gelişməsi və spermin gəlməsi o erkək çocuğunun artıq evliliyə hazır olduğunu göstərir bədənsəl olaraq. Zihinsəl və eee bilici alçısından da o artıq o ailədə yetişmə arzuna qalmışdır. Öylə çocuk vardır ki, öylə ailə vardır ki, çocuk 30 yaşına gəlir Halen olgunlaşmamıştır. Öyle de aile çocuk yetiştiriyor ki 15 yaşında, 40 yaşındaki bir insanın olgunluğundadır. O ailelerin eğitimiyle alakalıdır. Bu bilgileri neden verdim? Bu bilgileri şunun için verdim. Şu anda küresel bir saldırı var insanoğlu nesline o küresel saldırı da şudur. Bazı insanlar dünyanın yönetimini ele geçirmişler. Ve bunların sayısı çok azdır. Bu insanların ana fikirleri budur. Diyorlar ki dünyayı biz yöneteceğiz ve dünyada biz yaşayacağız. Diğer insanlar da bizlere köle olacaklar. Bizim için çalışacaklar. Dolayısıyla da dünyanın kaynaklarının insanlar tarafından çok tüketilmemesi gerekir. Çünkü bu kaynakları biz tüketmeliyiz. Onun için de bize çalışacak kadar insanın olması yeterlidir. Fazla insana gerek yoktur. Düşünce budur. Bunun içinde ne yapıyor? Bunun içinde yiyeceklerimize, ilaçlarımıza, İnsanı kısırlaştırıcı, maalesef kimyasallar bırakmışlardır, ilaçlar bırakmışlardır. İnsanlar yiyeceği yerken aynı zamanda da kısırlaşıyor. İnsanlar ilaçları kullanırken aynı zamanda kısırlaşıyor. Öyle devletler vardır ki, bazı aşılarla insanı kısırlaştırmışlardır. Çocukken okulda vurulan tetanoz aşısı adı altındaki aşı o çocuğu kısırlaştırıcı aşıdan başka da bir şey değildi. Öyle ülkeler vardı. Bu ülkelerin ismini ben söylemiyorum. Odur ki topluma bakın. Eskiden evli çiftlerin yüzde doksan dokuzunun çocuğu hemen olurdu. Ve çok da çocuklar olurdu. Yani kadın çocuk doğurmakta bir sıkıntı çekmezdi. Ama şu anda bakın yüzde altmışın üzerindedir tüp bebek oranı. Kadının çocuğu olmuyor. Bu sadece kadının çocuğu sorunu değildir. Erkeğin de sorunudur aynı zamanda. Yani kadının suçu yoktur burada. Erkeğin de kısırlaştırılmasını sağladılar kadının da. Ortada sperm var. Ortada kadın yumurtası var. Ama işe yaramıyor. Ve tüp bebek yoluna girdiler. Evet insan neslini azaltıyorlar. Bir taraftan da zaten yaşlı nesli ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu insanlar her şeye maddi yat gözüyle bakıyorlar. Her şeye. Dünyaya, yaşantıya, yaşam felsefesine maddiyat gözüyle bakıyorlar. Man ne demek maddiyat gözüyle? Yani bu dünyada yem, yeme, içme, uyuma, kalkma o kadar. Bu gözle bakıyorlar. Bu gözle baktıkları zaman verim vermeyen insan artık Ölmesi gereken insandır gözüyle bakıyorlar. Yani bir insan emekli olmuşsa artık o insanın yaşamasına gerek yoktur. O insan ölsün ve cebden de yemesin. Bu mantık oluşmuştur. Ama insanoğlu burada kadar büyük bir hata yapıyor ki bu hatanın farkına varacaklar. Nedir o hata? Yaşlı insanların tecrübesi, yaşlı insanların topluma kat, kattıkları olumlu sonuçlar ki belli olmaz belki bu, belli etmez belki kendisini. Ama bir evde yaşlı bir insan varsa o evde huzur vardır. O yaşlı insan o evi çekip çevirir. Gençlerin hata yapmasını engeller ve aza düşürür. Devamlı vermiş oldukları öğütlerle, nasihatlarla hayat tecrübelerini aktarmakla o insanların hata yapmasını engeller. Yaşlı insan aslında bir tarihtir yaşlı insan aslında bir hafızadır. Senin yaşayacağın hayatın hafızası ondadır. Öyle bir hafızayı kullanmak gerekir. Bu bir. İki, işin manevi boyutu da var. Nedir o manevi boyutu? O da şudur ki, Allah yaşlı insana hürmeti, saygıyı vacip etmiştir. Ve bunun neticesinde de insana huzur vereceğini söylemiştir. Dolayısıyla da bir evdeki yaşlı insan bir toplumun başındaki peygambere benzer. O peygamber nasıl ki hem insanların yanlış yapmasını engelliyor, doğruları öğretiyor hem de o peygamberin vücudunun bereketine Allah dünyaya ve o topluma bereket verir. Yaşlı insanın konumu o şekildedir. Ama zamanın anlayışı böyle değildir. Zamanın anlayışı budur ki diyorlar ki insanlar azalsın. Yaşlı insan olmasın. Bir toplumda yaşlı insan olması o toplum çok büyük tokatlar yer. Çok büyük tokatlar yer. Yaşlı insanlardır ki toplumun gazını alıyor. İki adam kavga ettiği zaman yaşlı bir insan araya girdiğinde o şey sakinleşir, yatışır. Dolayısıyla da hem insanları azaltmak için insanların kısırlaştırılması felsefesi yanlıştır. Hem de yanlış insanların şu anda ortadan kalkması için her türlü çaba yanlıştır. Bunun tokatını dünya yer. İnsanlık ve toplum bu tokatı yer. İslam dini bize dediği budur. Diyor ki insanlar ben sizi yaratırken sizin de rızkınızı ayarlayarak yaratmışım. Dünyada ne kadar nüfus çoğalırsa çoğalsın hiç sorun değildir. Herkese yetecek, yiyecek ve içecek dünyada vardır. Allah onu öyle ayarlamıştır. Kendisi bunu söylüyor. Öyledir de. Peki sorun nerededir? Sorun şuradadır. 10 kişinin yiyeceğini bir adam elinde tutuyor. Kendisi de o 10 kişilik yiyeceğin bir kişiliğini yiyor, dokuzunu da israf ediyor. Diğer o 9 kişi bu adamın o 9 kişilik israfından dolayı aç kalıyor. Dünyadaki sorun budur. ülkeler bazında baktığımızda bazı ülkeler bazı ülkeleri fakir bırakıyor. Oranın yeraltı ve yer üstü kaynaklarını hırsızlıyor onların elinden alıyor gücünden dolayı onları aç bırakıyor, onları ölüme mahkum ediyor, getiriyor kendi halkına israf edecekleri şekilde dağıtıyor ve veriyor. ve neticede de öyle oluyor. Bir ülkede ekmek yiyecek, karnını doyuracak bir ekmek bulamazken yanı başındaki ülkenin çöpünde tonlarca ekmek, et, sebze ve meyve vardır çöpünde. Tulayzi'la da insanoğlu kesinlikle demesin ki insan çoğaldıkça yiyecek azalıyor ve insana dünyanın yiyeceği yetişmiyor. Bu sadece insanları kandırmak için üretilen bir yalandır, büyük bir yalandır. Tabii insanları kısıtlaştırırken insanlara bir şey de diyecekler ya, bir yalan lazım. Hem de güzel kalıplara sokulmuş bir yalan lazım. Nedir o yalan? Çocuğun çokluğundansa eğitimlisi iyidir yalanı. Bu yalanla insanlara az çocuk yapın denildi. Okullarda bu öğretildi. Televizyonlarda, reklamlarda bu verildi. Afişlere bu asıldı. Filmler ve dizilerle bu verildi. Bu da büyük bir yalandır. Bunların her birinin ayrıntılı anlatılması lazım. Ama konumuz bu değildir. Konumuz şudur ki İslam dini evliliğe ve çocuğa nasıl bakıyor? Bir, diyor zamanında evlenin. Yani evlilik yaşı geçirilmemesi gerekir. Bir insanın 25 yaşına kadar kesinlikle evlenmesi gerekir. Kesinlikle. gelecek neslin sağlıklı olmasını istiyorlarsa bunun bu şekilde olması lazım. Gelecek nesli garanti altına almak istiyorlarsa bunun bu şekilde olması lazım. Çünkü geç evlilikte çocuk olma oranı düşüyor. Yaş ilerledikçe çocuk yapma oranı da düşüyor. Yaş ilerledikçe eş tercihi düşüyor. İnsan seçici oluyor. Artık evlenemiyorlar kızlar ve erkekler. Ama 20 yaşında o çocuğu evlendirdiğin zaman ne o karşıdakinin gözüne bakıyor, ne kaşına bakıyor, ne burnuna bakıyor. Çünkü onun o vakti değildir artık. Bu evlenecektir. Ve öyle de olması lazım. Ama yaş ilerledikçe neredeyse saçının telini sayacaktır. Bunun 3 tane saçının teli eksiktir diyecektir seçicilik ve seçicilik de arttığı anda evlilik zorlaşıyor. O ki dinimiz bize bunu diyor. Erken evlenin. Erken evlenin. Peygamber vuruyor. Evlilik benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uymazsa benden değildir. Bu hadisi ben bu şekil genişlettim, bu açtım. Artı evlilik huzurdur mutluluktur. Allah diyor ki kadınlar erkeklerin örtüsüdür. Erkekler de kadının örtüsüdür. Örtü ne demektir biliyor musunuz? Örtü insanın ayıbını kapatan şeydir. İnsanın ayıbını kapatan şeydir. Dolayısıyla da bekar insanın yapacağı vezillikler eşinin olmasından dolayı ortaya çıkmayacaktır. yapmayacaktır. 2 İnsanlara devamlı şu veriliyor. Bu cümleyi duydunuz bekarlık sultanlıktır. Kesinlikle büyük bir yalandır. İnsan evli olup eviyle meşgul olduğu zaman Gün gelir, gün gelir. Tabi doğru bir yaşam da gerekir. Gün gelir, şöyle dua ederci: Allahım, beni eşimden önce öldür. Çünkü ben onsuz yaşayamam. Bu dua'yı eder gün gelir. Çünkü eşinin kendisine ne kadar büyük bir dayanak olduğunu, büyük bir yardımcı olduğunu zaman içinde görür. Allah bu ikisini yaratırken bu ikisi arasında da muhabbeti veriyor bu ikisine. Ve bunun güzellikle de alakası yoktur. Bir gün bir tanesi bir kız, çirkin de bir kız. İsteyeni yok, hiç kimse bu gelip istemiyor, çirkin bir kızdır. Bir gün haber geliyor buna, bunun ailesine ki kızını görmeye geleceğiz, istemeye geleceğiz. Bu kız hemen gidiyor kafire, süsleniyor, püsleniyor. Kalfloor'cunun ne kadar uğraşıyorsa yani bir şey benzetemiyor bunu. Diyor benim elimden gelen budur. Bundan başka olmaz. Kalfloor'cudan çıkıyor, geliyor eve. Yüzünü kıbleye dönüyor, diyor ilahi. Ömrümde bir isteyenim var. Kendin yardımcı ol. Geliyorlar, kahvelerini içiyorlar, kıza bakıyorlar, beğeniyorlar. Adam o genç diyor ki kabul ettim. Bunu sevdim. Ve bunlar evleniyorlar. Çocuklar ölüyor. Aradan geçiyor 50 yıl. Artık kadın yaşlanmıştır. Genç hali odur, yaşlılık hali nasıldır Allah bilir. Genç hali çirkin olanın yaşlılık hali nasıl olur? Diyor ki bu erkek bu kadını o kadar sevmişti ki, o kadar aşıktı ki buna. Kadın 70 yaşında evden komşuya gidecek. Diyordu Kur'an'ı alıyordu, diyordu Kur'an'ın altından geç sana dışarıda nazar değmesin. Dalga geçiyorlardı o adamdan. Ya yani diyorlardı sen gözün mü kördür? Bu kadını neresine nazar değecek? Bu tipe baksana buna nazar değmez ki. O diyor yok. Siz yanlış görüyorsunuz. Benim hanımım çok güzeldir. O kadını, o çirkin kadını bu erkeğin gözünde güzel gösteren güç hangi güçtür? Orha pul âlemindir. İşte o kadın ve çocuk arasındaki muhabbet o Allah'ın elindedir. İnsan sağlıklı bir hayat sürdü mü evliliğinin içinde artık ne eşinin çirkinliğine ne eksikliğine bakmaz. Muhabbet olur onların arasında. Buna fıkralı bir şey söyleyeyim. Bir gün bir çift varmış, evli. Adam her gün eve eli dolu geliyormuş. Evlendiği günden, bu kızı gördüğü günden beri hep cömert, mert, onkör davranıyormuş. vuranıyormuş. Evleniyorlar aynı şekilde, nişanlıyken aynı şekilde evleniyorlar aynı şekil. Aradan yıllar geçiyor. Her gece, her akşam eve geldiğinde el dolu geliyor. Bu kadın ne istiyorsa veriyor. Böyle. Bir gün bu adam geliyor evine eli boş. Bir şey almamıştır o gün. Eli boş kapıyı çalıyor. Kadın kapıyı açıyor. Bakıyor eli boş. Şaşırıyor tabii ki. Bir adamın yüzüne bakıyor. Ya diyor senin gözün kör müymüş? Evet diyor benim gözüm 50 yıldır çöldür. Diyor ben hiç farkında değildim ya. Çünkü kocanın o kadının gözü hep onun maddiyatında olduğu için adamın çörlüğünü görmüyor. Evet bir insanın gözü maddiyatta oldu mu maalesef sıkıntı olur daha sonralar. Ama Gözü maddiatta olmadı mı? O evin bir düzəni vardır. Evliliyin bir fəlsəfəsi vardır. Bir yaşam tarzı vardır. O davam edərsə, kəsinliklə artıq o eşlərin əksikliyi belə o insana çox xoş gəlir. İslam dini odır ki, deyir, eşlər bir-birinin örtüsüdür. Və ailədə hər zaman huzur vardır. Eş bir insanın huzurudur. Huzuru, huzuru. Mesele kesinlikle cinsellik meselesi değildir. Mesele bir insanın baş yoldaşının her zaman yanında olmasıdır. Mesele budur. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.